Herkese selamlar dostlar. 27 Haziran 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 4 adet mücadelem var. İsveç'te oynanan 4 karşılaşma vardı. Hepsini değerlendirme altına aldım. İdeali biraz daha yüksek oranlı taçlar ile birlikte sizlere önereceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle raporumuz ekrana gelsin. Raporumuz gayet güzel. Bu dönemde bu performans bence gayet güzel. 25'inde verdiğim kombine zaten başarılı oldu. 26'sında yani sizlere de önermiş olduğum YouTube kombinesi başarılı oldu diyebiliriz. Hakan mücadelesinin KG varı geldi. Molde maçı ertelendi. bir orandan sayılacak. Muhtemelen o yüzden kazandı ama fakat az para verdiğini de belirtelim. Şimdi 25'inde neler verdik burada? Viking'in KG varı, Osamborg'un 1 ve 1.5 üstü hatta 2.5'a gideceğini de düşündüm zaten. Öyle bahsetmiştim videoda. Asfal 79'a yatar. Uzadı maç. Öyle gitti. Avusturya-Sırbistan maçı da 3-2 bitti. Başarılı oldu. Ben bu 25 Haziran kombinesini sadece katıl grubundaki arkadaşlara önermiştim. Bu zaten ekranda gördüğünüz yazı katıl grubunun yazısı. Başarılı oldu. 26'sına da 6 tane maç önerdim. Şu an 3'te 3 oldu. Molde maçı ertelendi. Hamar KG varı, Nörköping'in 2-3 golü, Salzburg'un KG varı geldi. Kombinesi de zaten başarılı oldu. Bu dönemde bu performans katıl telegram destekçilerimizi burada güzel şekilde kazandırmaya devam ettik. Hatta ve hatta canlı grubundan bahsedeyim ben sizlere. Bakın canlı grubunda mesela ekranda görüyorsunuz az önce oynanan Jurgard'ın maçı var. İlk yarısı bitti ben de takip ettim. İlk yarı 2.5 üstte ideal orandan aldık. Başarılı oldu. İlk yarı 3.5 üstte aldık. O da başarılı oldu. Aynı anda geldi zaten. Goller çok erken geldi. Ondan sonra tekrar ne yaptık? <laughs> çok alırız bu maçtan diyerekten editör arkadaşımız atmış. İlk yarı 4.5 üste attı. Başarılı oldu. Pardon toplam gol 4.5 üstü attı. Bir de ilk kere 4.5 üstü attı. Onlar da başarılı oldu arkadaşlar. Burada canlarımız da devam ediyor. Bakın mesela kaçan pozisyonu bile burada izleyen arkadaşımız atıyor bu şekilde. Canlarımız da zaten telif yemeden kapatalım. Bu şekilde devam ediyor. Maçları izliyoruz. Zevksiz oluyor biraz açıkçası bu atlıklar. Fakat biz de devam edelim. Skor yarışması kazanan arkadaşımız ekrana gelsin. Emre Yücel isimli arkadaşımız Rosenborg maçının 3-1 gibi bir skorla tahmin ederekten de maç skorunu bilmiştir. Tebrikler Emre Yücel diyelim. Instagram üzerinden Kangal Tips olarak mesaj atarsa arkadaşımızı katta Telegram gruplarına dahil edelim. Geçtim bunu da. Ve bir de maç skoru yarışması yapalım arkadaşlar. İsveç'te yani yarın oynanacak Malmö ile Helsingborg maçı var. Yine bilen bir arkadaşımızı katta Telegram gruplarımıza ekleyelim. Malmö Helsingborg maçının maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Videoya da like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Maçlara geçelim. 4 tane mücadelemiz var. Sizlerden ricam videoya bu dönemde artı 250 300 bandına bir like atarsak sevinirim. Güzel like gelirse kombin önerisi olarak devam edeceğim sizlere. İlk maçımız Elsborg maçıyla başlayalım. Ellsburg ile Warbex mücadelesi. Şimdi Elsborg takımı burada kalite olaraktan çok daha iyi bir takım var Warbex takımından. Öncelik onu belirtebilirim. Fakat bu milli ara öncesinde böyle bazı dengesiz sonuçlar aldı. Mesela şöyle bir bilgi verebilirim size. Asrobiyen Asrobiyen'den transfer ele, transferle gelen Maudo çok bir beklentiyle gelmişti. Fakat o beklentiyi veremedi Aspor kadına. Onu belirtebilirim ben sizlere. Fakat kadro kalitesi olarak burada Warbex'i yenebilecek bir takım zaten oran olarak da Matsuni bile 1.18 gibi oran açmışlar. Oran düşük. Ben nasıl oran yükselttim burada? Ben burada Esport takımına gidiyorum. Milyara'yı iyi değerlendirdiğini ve Warbex'in de deplasmanda çok iyi bir performans gösteremediğini, hücumda iyi işler çıkaramadığını belirtebilirim. Zaten burada Warbex tarafından maksimum gelecek gol sayısı 1'dir diyerekten bir beklenti var. Esport takımı bence burada maçı kazanır. Kazanırken bir tane daha ekstradan gol atar. Yani iki gol atar gibi. Maç sonu 15 üst bence 1.30 bantlarından ideal alınabilecek bir oran. Yani 3 üç tane üçlü kombine yaparsanız bu maç eklenebilir. Hatta ben oranı biraz daha yükselttim. Şöyle bir yükselttim. Elspur takımını zaten burada galip gelmesini bekliyordum. Zaten 2 gollü galibiyetini öneriyorum sizlere. Diyorum ki ilk yerden de bir Elspur galibiyeti alınabilir mi? 1.62 gibi oranı var. Onun da öneri bunu da sizlere öneriyorum. Oran bandının oran bandı karşılıyor 1.62'den. Elspur burada ilk yerden de fişi çekme ihtimali var. Oran güzel değerlendirme altına alınabilir. Sirius'la Göteborg mücadelesine geçelim. Bu iki takım da bu sezon çok inişli çıkışlı performanslar sergiledi arkadaşlar. Onu belirteyim öncelikle. Yani bir maç 5 yiyor, diğer maç 3 atıyor, galip geliyor. Yani iki maç arasında, bir hafta, iki hafta, beş gün arasında inanılmaz performans farklılıkları oluyor. Özellikle yani şu İsveç Ligi'nin bu iki takımı çok inişli çıkışlı. Genel olarak baktığınız zaman da beraber galibiyeti, mağlubiyeti yani orantısız, fazla orantısız. Yani şöyle baktığım zaman da biraz da istatistik olarak yaklaşacağım ben bu mücadeleye. Şöyle geçmiş yıllara son 2 yıla baktığım zaman da kadroda inanılmaz bir değişiklikler yok. Veya sıfırdan bir yapılanma yok. Ve şöyle de bir istatistik var elimde benim. Ki baktığınız zaman sizler de görebilirsiniz ki bakmışsınızdır muhtemelen. Son 10 maçın 8 tanesi KG olarak geçmiş. Ki zaten aha Salzburg'da sapladı bir tane daha. Ee, zaten baktığımız zaman ilk e, İsveç'teki hızlı bir futbol sergilen bir takım. Bir, bunların zaten çok fazla savunma yapacağını düşünmüyorum. 2-3 gol bir tane ama ben burada KG varı aldım. Beyli bir gibi olanı var. Maçın skoru da böyle 1-1. Bir, biri atarsa 2-1 bandına kazanabilir. KG var tercihini değerlendirme altına aldım. Ben burada çok fazla veri yok bu maç hakkında benim elimde. Ama idealden bir KG var tercihi burada değerlendirme altına alınabilir. Geçtim 3. mücadeleme. Kalmar'la Varnomo mücadelesi. Kalmar bu sezon kendi evinde özellikle çok fazla gol atamasa da üretken olamasa da genel anlamda baktığımız zaman da çok önemli takımlarla karşı galip geldi. Kim bu takımlar? Hamarbi'ye karşı kendi evinde galip geldi. 1-0 olması lazım. Jurgarden 2-0 kendi evinde galip geldi. Bunlar kendi evinde oynadığı son maçlar zaten. Kalmar'ın ve güzel performans sergilediğini de belirteyim. Bu arada 42'de gelmiş. İlk yarı 2.5 buçuk canlımız da geldi. Yapıştırdık devam ediyoruz. Kata Telegram canlısında belirtelim. Daha yeni önermiştik. Görmüşsünüz az önce gösterdim. Her neyse kendi evinde Kalmar gerçekten oyunu tutmayı bildi. Hem Jurgard'ını hem Havarbi'ye karşı üstün geldi. Ve zaten bunlar ligin en gedikli iki takımına karşı kendi evinde gelen bir galip gelen bir takım var. Bu da bu sezon ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu bizlere gösteriyor. Özellikle kendi evinde oynadığı maçlardan. Ben burada maç sonu 1'i 1.62 gibi orandan önerebilirim sizlere. Kalmar galibiyetini. Bir de buna yüksek oran tercihim var. Eksi olarak da öneriyorum. Maçın 2-0. 2-1 bandında bitmesini beklediğimden dolayı 1.80 gibi orandan 2-3 gol tercihini de sizlere öneriyorum. Değerlendirecek arkadaşlarımız burada bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Kalmar bu sezon kendi evinde iyi işler çıkardı. O işleri sürdürebilmesi adına önemli bir karşılaşma. Bence Galip de gelir. Hatta istatistik anlamında da baktığım mücadeleye 2 maç oynamış kendi evinde. Varnamo'ya karşı ki Varnamo'nun deplasman performansına bakın. Hücum yönünden inanılmaz etkisiz. Yani maçta of 2-2 oldu süpersiniz maçlarda hücum birinde etkisiz hem de istatistik olanla önceki ilk oynadığım deplasman maçlarına da sizler de bir bakıp ziyaret edebilirsiniz. Geçtim bu mücadelemi. Malmö ile Helsingborg mücadelesi son karşılaşmam. Şimdi baylar bu maçın maç skorunu sizlere sordum. Bildiğiniz üzere bilen bir arkadaşımız katıl telegram gruplarını alacağız. Like'larınız önemli vesaire vesaire geçtim. Malmö bu maçta kazanır mı? Kazanır. Malmö zaten geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da ne bileyim Chelsea, Zenit, bir de grupta Juventus vardı galiba. Bu takımlara karşı çok iyi performans göstererekten de en azından kendi seviyesinin üstüne çıkaraktan da Avrupa'da geçen sezon inanılmaz zorladı ve başarılı oldu bence. Kendi seviyesinde yani kendi seviyesini aştığını söyleyebilirim ben Malmö takımının. Helsingborg'da oynayacaklar. Helsingborg'un durumu zaten vayim. Malmo'da bu sezon harbiden şu pan e aradan önce çok fazla iyi sonuçlar alamadı. Kaybettiler, kazandılar vesaire. Ama en sonunda kazanaraktan da bir biz tekrardan bir seriye bağlayacağız modunu verdiğini düşünüyorum ben burada. Ben buradan Malmö tarafına gittim tabii ki. Malmö tarafına şöyle gittim arkadaşlar. Yani oran bandında nasıl alabiliriz diye baktım. 4.5 altında veya 3.5 altında bir yaparsanız 1.50 bandlarından bir oran alabilirsiniz Malmö galibiyetine. Malmö tarafındayız ama ben şöyle bir tercih aldım. 4.5 altında biri ben ideal yazdım. 1.30 küsur oranı var bunların düşük orandan. Ama tekrar ben buna maçına yazdığım gibi... Malmö'nün de ilk yarıdan galip gelmesini önde görüyorum açıkçası. Galip gelebilir ilk yarıdan da iyi bir başlangıç yapabilir. İlk yarı bir tercihini de daha ideal bir tercih olaraktan da 1.50 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Malmö bence ilk yarıda galip gelecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ki zaten kadro da baktığımız zaman da son maçlarında şöyle 2022'ye girelim. Aynen son maçında zaten aradan önce Degerfors'u yenerekten burada yani bakın 3 tane mağlubiyet aldı burada üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra. De Geer Force yenerekten de burada güzel bir çıkış yakaladı. Bir tane hazırlık maçı oynadı. Onu da yendi. Yani burada Malmö'nün iki yerden galibiyeti de önemli sayılabilir. Toplamda 4 adet karşılaşmam var. İdeallerini anlattım genellikle sizlere. Bir kombin önerisi yapmadım arkadaşlar. 27'si için, 27 için. Katıl Telegram grubunda bir kombin önerisi yapacağım. Bu 4 karşılaşmadan ikisini alırım mutlaka ikili olarak bir ideal çıkartırım. 2 oran, 2 15, 2. bandında bir oran. 4 tercihimi ve ekstra tercihlerimi de yazacağım. Sizlerden ricam videoya like atmanızdır. Malum maçının konu sizlere sordum. Sizler de yorumlarsanız sevinirim. Onun dışında ekstra diyeceğim bir şey yok. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.